Sağ olun. Yarın çocuk kazan bir şey var zaten. Adamımız geleceğiz. Biz de orada olacağız. Her şeyi kurmuşlar. Abi yargı berbat yani ya. Berbat bir yargı düzeni var yani, berbat. Şimdi hakim tahliye veriyor. Niye tahliye verdin diye hakimi görevden alıyorlar. Savcı ya bunda soruşturmalık bir şey yok diyor. Savcıyı görevden alıyorlar. Polis bir hukuksuzluk yapmak istediği onu görevden alıyorlar. Tam bir böyle keşmekeşe dönüşüyor. Evet. Yani yargı, hani normal bildiğimiz yargı olsa zaten bu karar çıkmazdı. Yani böyle bir karar olur mu? Akıl alır. Normal tabii. Kimse bir şey diyemiyor. Yani bu normal koşullarda, bu tür olaylarda. Bir çocuk değil, polis. Silahmaç kullanacağını biliyorsun. Ben anladım. Silahmaç kullanacağını biliyorsun. Yani. Sonuçlarını biliyor. Sonuçlarını biliyor bakalım. Aha yani, daha var, daha erken. Azalmazlar bilmem ne. Trafik arası ibadet cezayı vermek. Ancak darbe dönemli olduğu için. Yani. Polisi moralini bozmayalım ama polisi moralini bozduysa kötü olur. Mesela bu yani. Demirel derdi ya polisin elini soğutmayın diye. Şimdi tam o düzene tüm polisin elini soğutmayın. Aman moralleri bozulmasın. Bozulmasın. Şimdi yok, ceza versek. Şimdi dilek doğmuyor. Kimsenin umurunda değilsin. Yüz kişinin katili oldu. Geçinin değil, hiç kişinin katili oldu. Nasıl bıraktılar onu? Ya bir gün yatırsaydılar, bir gün. Üç kişinin katili oldu. Hem anasını, hem babasını, hem kendini getirdi. Ben de kanserle savaşıyorum, adam da kanser hastalığına yakalandı. Hep ondan sorun oldu bize. Bize yazık değil miydi? Benim ocağımı söndürdü. Üç kişinin katili, her insan hiçbir bir boğamı çıkmıyor. Benim oğlumu der, onu iki kişi var mı? İnşallah. Sağ olun.